Günaydın. Eskişehir'den herkese merhaba. Kentin gündemiyle karşınızdayız. Beklendiği üzere İstanbul seçimlerinin ardından belediye başkanları Gazi Kurt, Ahmet Taç kente döndü. Dönmeyenler de var. Özellikle AK Parti kanadında. Şimdi onlara da bir bakacağız. Şehrin hareketlenmeye başlayacağı belliydi. İstanbul seçimi sonuçları itibariyle de psikolojik bir sınır, bir cam tavandan bahsedilebilir. İşte o sınır aşıldı. Ne olacağına bakacağız. Haberlerimiz önümüzde, notlarımızı aldık ama önce bir güzel haberimiz var. Bizden bir haber. Eskişehir.net dergimiz, hemen görüyorsunuz ekranda, dördüncü sayısı çıktı. Aynı ismi taşıyan bir Eskişehir.net dergimiz var. Bu dergimizde bu sayı çok özel bir sayı oldu. Hepimizin büyük emek sarf ettiği, çabaladığı, içimize sinen bir dergi oldu. Nedir o dergi? İçeriği nedir? Aslında bilenler biliyor, görenler hemen anladı. Emirdağ özel sayısı yaptık. Emirdağ'ın Tokok evi de onunla simgeleşmiş. İşte saya giymiş kadınlar. Buradaki ortam aslında her şeyi anlatıyor. Neden yaptık bunu? Emirdağ'ı biraz tanımak istedik. Emirdağ'ı biraz tanımak istedik. Tanıtmak istedik biraz da. Bizim için de, yayını hazırlayan arkadaşlarımız için de çok güzel oldu. Emirdağ dediğimiz zaman şimdi aklımızda böyle, evet, pazarcılarımızın çoğu Emirdağlı. Evet, Emirdağlılar siyasette bir araya gelemiyor eleştirisi tırnak içerisinde. Birlik olamıyorlar, kavga ediyorlar falan böyle. Neredeyse negatif bir havayla Emirdağlıları biz tanıyoruz ya da gündeme geliyorlar. İşte en son vakıf seçimleri. Vakıf seçimlerinde biliyorsunuz pek çok karmaşa, şaibe eşliğinde geldi, geçti. Bundan sonra ne olacak bilemiyoruz ama biz Emirdağlıların böyle olmadığını düşünüyoruz ve biliyoruz. Bunu da bu dergimize aktarmaya çalıştık. Emirdağ, Kurtuluş Savaşı'ndaki yerinden şehitlerine sahip çıkmasını, yemeği, türküleri, Emirdağ'dan çıkıp başarılı olmuş isimler, hepsi burada. Şimdi buradan bakıyorum, unuttuklarım var mı diye. Sivil toplum, Eskişehir sivil toplum hayatında olan Emirdağlılar çok güçlü, çok önemli yerdeler. İnanılmaz katkıları var Eskişehir'e. Sanayi Odası'nın kuruluşunda bir Emirdağlı'nın imzası var. 1960'lı yıllardan bahsediyoruz. Emirdağlı gazeteciler var. Eskişehir basın hayatının çok önemli bir yer teşkil ediyor. Adeta domino etkisiyle çok önemli. Milli İrade gazetesinin manşeti, Celil Karacalar, hepsi burada. Doğası, kültürü, Avrupalı Emirdağlılar. Orada seçildiler. Burada seçilemediler belki ama Cemal Çavdarlı, Emir Kırlar, hepsini buraya yazdık. Muharrem Kubatlar, hepsi burada. Bakıyorum, elbette ki geleneksel oyunları, töreleri, adetleri hepsi burada. Eskişehirspor'da görev alan Emirdağlılar, onlar da burada. İlk yönetim kadrosunda, ilk daha yola çıkarken orada bile Emirdağlılar var. Emirdağ tabii ki olmazsa olmazı. Bir de bağlanma hikayesi var, ticari ilişkilerimiz var. Emirdağ'dan çıkmış, meşhur olmuş, tanınmış isimler, Azra Akınlar, Kubatlar, Halil Sezai'ler, hepsi bu sayıda. Dağıtımına bugün başlıyoruz. Umarız ulaşır ama çok isteyen olursa gelip ofisimizden de alabilir. Bunu sağlayabiliriz. Bu dergimiz gerçekten çok saklanacak bir dergi oldu. Fıkraları bile var. Emirdağ fıkraları kaçırmayın. Ahmet Ataç'ın da bir anekdotuyla hepimizi gülümsetecek. Şimdi dergimizi bir kenara koymadan önce burada mutlaka bir ismi almam gerekiyor. Dergide bize yayın danışmanlığı yapan, bizi yönlendiren ilk günden son ana kadar Sibel Erenoğlu, gazeteci, biliyorsunuz şu anda meclis üyeliği görevi de var. Biz onu gazeteci olarak tanıyoruz, biliyoruz. Meclis üyeliği, bir de politik hayatı var. Onu da belirtelim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o vakıf seçimleri, o hengame, o kişisel işleri, ticareti, işi gücü arasında bize vakit ayırdı ve böyle güzel bir eseri ortaya çıkarttık. Teşekkür ediyoruz. Dergimizi umarım incelersiniz. Eleştirilere de açığız. Şimdi, beklendiği üzere dedik hareket. Özellikle de Kazım Kurt şehre geldi ve şehrimizi hareketlendirdi. Bir bakalım mı? Kazım Kurt, dün bir yayınımız vardı. Yayında dedi ki, pek çok konuya bahsetti elbette. Pek çok konu gündemindeydi ama bir notunu size aktarmak istiyoruz. Kazım Kurt, AK Parti Odunpazarı ilçe başkanlığı, biliyorsunuz 40 güne yaklaşıyor. Bizim de gündemimizde yönetim kurulamıyor dedik. Kurulamadığını düşünüyoruz dedik. Çünkü henüz açıklanan bir liste yok. Buna dedi ki AK Parti solun başlangıcında dedi.
Eskişehir'den, Türkiye'den örnekler verdi. Odun pazarındaki olay da bunun bir yansımasıdır. Odun pazarında da konu budur dedi. Nedir o konu? Bakalım. Atanan arkadaşımız yönetim kurulu oluşturamamakta. Adalet ve Kalkınma Partisi sonun başlangıcında dedi. Birkaç saat sonra biz haberimizi servis ettikten sonra, yayınladıktan sonra Ali Acar'dan, tam muhatabından bir yanıt geldi. Sosyal medya üzerinden, Facebook'tan Ali Acar. Atanan isim, yönetimi oluşturamadığı iddia edilen isim. Bakın ne diyor Ali Acar. Sevgili meslektaşım Kazım Kurt, Odunpazarı ilçe yönetimimize aday bulunamadığını belirtmiş. Keşke arayıp bir sorsaydı, o zaman kendisi de öğrenirdi. 200'e yakın başvuru olduğunu ve birbirinden değerli kardeşlerimiz arasından seçmekte ne kadar zorlandığımızı, sanırım bizi başka partilerle karıştırmış olmalı sözlerini cevap olarak paylaştı sosyal medyadan. Biz de gördüğünüz gibi günün sonunda yaptığımız bu dijital gazetemize, e-gazetemize bunu koyduk. Şimdi yani Ali Acar tabii ki biraz espri mahiyeti de var gibi geldi bana. 200'e yakın başvuru seçemiyoruz. Bu kadar uzun süre seçememek, yani kim başvurdu sorusunu aklımıza getiriyor. Bizim de bir yorumumuz olsun elbette ki. Tamam, başkan onu söyledi, diğer başkan cevap verdi ama yani getirin, bir eleme usulü getirelim. Nedir işte, Eskişehirli olmayanları eleyin ya da bir bakın böyle AK Partililer içinde AKP'liler var, onlara eleyin. Bir şekilde eleyin eleyin ama şu 20-30 kişiyi artık kamuoyuna duyurun diyesimiz geliyor. Yoksa iş çığırından çıktı veya çıkmak üzere. Muammer Karaman da bir cevap verdi Kazım Kurt'a. Orada sendika başkanı diye bahsetti. Biliyorsunuz bazı işçilerin yerleri değiştirildi, memurların yerleri değiştirildi. Kazım Kurt bunun sinyalini vermişti. İşte AKP adayıyla, Volkan Doğan oluyor kendisi, Cumhur İttifakı adayı. Bilgi paylaşan, belediyeden bir fatura bilmem ne, onları sızdıran dedi. İnsanların, çalışanların, personelin yeri değişecek dedi ve bunu yaptı. Buna tepkiler vardı. O tepkilerden birisi de hatta eyleme dönüşmüştü biliyorsunuz. Belediyenin önünde. İşte Kazım Kurt dedi ki Bursa'dan, İstanbul'dan organize olup adam getirdiler. Orada Eskişehirli yoktu. O sendika başkanı keşke beni bir dinleseydi, burada ne oluyor, ne bitiyor diye. Bir de bu evrak sızdırma meselesine de açıklık getirdi. Şimdi bir faturayı dedi alıp birine gönderdiğiniz zaman, bu faturaya bakıldığı zaman bir başkası başka şeyler anlayabilir. Yani o faturanın niçin kesildiği, siyaseten ve idareten neden böyle bir fatura düzenlendiği biraz anlaşılamayabilir dedi ve detaylarıyla açıkladı. Videomuz Facebook'ta, YouTube kanalımızda duruyor. Detaylı ilgilenenler orada baksın. Ben şimdi çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Şimdi Muammer Karaman kendisinin cevap hakkı olmakla birlikte, çünkü kendisi doğrudan cevap verildi kendisine. Muammer Karaman engellendiğini söylüyor. Twitter'da Kazım Kurt hesabı tarafından engellenmiş. Öyle beni de etiketleyerek bir paylaşım yapmış. Şimdi diyor ki buradan diyor daha eleştirilerimize dayanamayan, katlanamayan Kazım Kurt orada şeffafız diyor. Sergiledik belik aracı tarihe geçti diyor. Buradan bir takım cevapları var. Bunlar da bayağı uzun ama dediğim gibi kendisine de bir söz hakkı, yayıncılık ilkeleri gereği, ilkemiz gereği tanıyacağız. Eğer Kazım Kurt'un sözlerine bir cevap vermek isterse, sosyal medyadan vermiş ama biz de kapılarımızı açarız Muammer Karaman'a. Kazım Kurt'un da dediği gibi her türlü hak arama, örgütlenme kutsaldır ve bizim desteğimizi hak eder. Şimdi bunu da bir kenara bırakalım. Bu Kazım Kurt gündemiydi neredeyse Eskişehir'in. Gazetelerimize bir bakalım. Şehir gazetesiyle başlamak istiyorum. Güzel bir sözler, bir manşet var. Şehir gazetesi aslında bugünlerde hepimizin söylediğini Metin Güler aracılığıyla manşete taşımış. Her ayın salı günü ticaret odası meclisi toplanır. İşte oradan gelen bir cümle. Ticaret odası başkanı Metin Güler. Biz de kendisini arıyorduk. Metin Başkan neredesin? Bir çık, konuş. Biraz umut, moral ol. Bizimle birlikte ol, esnafla birlikte ol diye belki de çıkışın bir göstergesi olabilir. Metin Güler, Türkiye için seçim bitti, şimdi geçim vakti. Yüksek enflasyon, işsizlik sorunlarına ağırlık vermemiz gerekiyor dedi. Mutlaka katıldığımız, imza attığımız bir söz. Şehir gazetesinde
Hamam yolunun aldığı ödül de var. Geçiyoruz. 2 Eylül gazetesinde size manşetinde iyi bir haber sayılabilir. Halk sütte sevindiren indirim diyor 2 Eylül gazetesi. Büyükşehir ile işbirliği yapan üreticiler kendi markalarını da piyasaya sürdü. Fiyatlar yakın olunca halk süt indirim kararı aldı diyor. Şimdi burada o biraz da büyük her şeyin o halk sütün tutmasının nedeni biraz da Büyükerşen'in imajı markasıylaydı. Yani biraz da Büyükerşen sütü olduğu için ilgi görmüştü. Şimdi bu arkadaşlarımız, üretici arkadaşlarımız inşallah onların sütleri de tutar piyasada kabul görür. Tabii bunun dağıtımı falan çok sıkıntılı. Bu halk sütten bahsetmişken Büyükşehir Belediyesi'nin eski genel sekreteri Engin Çakmak'ın da kulaklarını çınlatmak istiyoruz. Çünkü proje onun projesiydi. Çok da güzel bir projeydi. Aslında bu projenin %10'luk 15'lik kısmı burada Büyükşehir Belediyesi biraz kolaya kaçtı. Belki de seçim geldiği için hemen şunu şuradan çıkaralım dedi. Aslında bir büyük ve modern bir mandıra öngörülüyordu. Bu sütün biraz işlenmesi söz konusuydu. Bir takım tarım kredi kooperatifleriyle anlaşıp Türkiye'nin her yerinde ne meşhursa onun getirilip satılacağı böyle çok kapsamlı bir şey, bir model öngörülüyordu ama olmadı. Belki de Engin Çakmak onu başka bir görevle, başka bir makamda hayata geçirebilir. Eskişehir Spor'da durumlar karışık. Onları görüyorum. Birkaç gazetede onlar var. Sosyal medya üzerinden yine bir sürü. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Yönetim ne yapmaya çalışıyor? Şimdi bu akşamın, bugünün kritik olduğu söylendi. Bir takım ödemeler varmış. Yabancı futbolcular özellikle kim gelecek? Şimdi mevcut kadronun korunmasını istiyoruz. İşte Mehmet Şimşek, son yıllarda Eskişehir Spor'a çok hizmet olan bir isim. Pes etmeyeceğiz diyor. Neye pes etmeyeceksin? Bu -6 falan insanların şöyle çok önemli ama çok da umurunda olmadı. Asıl bir odak var, bir güç var. Kimsenin dillendirmediği neyse o böyle bir gizemli güç. Dış güçler mi desek Emre, ne diyorsun? Dış güçler diyelim mi? Bir dış güçler var. Eskişehir Spor'un içindeki dış güçler bu. Onlarla savaşıyor herkes ama isim yok. Mustafa Topkaya da sosyal medya hesabından eğer uykularınız kaçıyorsa Eskişehir Spor için biz sizin yanınızdayız. Ama yönetim başarılı olacak diye uykularınız kaçıyorsa biz sizin düşmanınız diye gergin bir paylaşım yaptı. Henüz başlamadan bu gerginlik zaten sıkıntılı geçeceği belli olan bir sezon öncesi de hiç iyi değil. Kazım Kurt'u STV'de izlemek isteyenler olabilir. Anadolu Gazetesi'nden o başlığı aktaralım. Bu akşam arkadaşlarımız Ali Baş ve Arif Ambar'ın konu olacak. Saat 8'de Yazın Kurt. Çayımızın tadı kaçtı diye bir başlık görüyoruz. Evet, dün de biraz biz kaçırdık o tadı. Çaya şekere zam geldi. Nerede? Anadolu Gazetesi'nin sür manşetinde görüyorum haberi. Hamam yolundaki ödül alma meselesini konuşurken başkan orada bir zorunlu güncelleme mi diyelim? O zaman da çok yandaş basına gideriz. Zam zamdır. Bana başka türlü açıklamaya gerek yok. Allah bizi o konuma düşürmesin hiçbir zaman bir gazeteci olarak. Hamam yolundaki çaya zam gelebilir. İnşallah sadece 25 kuruş gelir diye düşünüyoruz. Çünkü hem çaya hem şekere oraya buraya zam geldi. Onun sinyalini de başkan verdi. Bir ödül daha aldı. 12. ödülü de söyleyelim. Ve bugünü de kapatalım mı? Kapatalım. Saat 11'de. Ayrılmayın bizden. Facebook'tan kopmayın. Zaten kopamıyoruz Facebook'tan ama çok önemli konuğum olacak. 3 konuğum var. Güzel şeylerden bahsedelim istiyorum. Umutlu şeylerden. Eskişehir Su Sporları Kulübü'nden Sudem Denizli, Göksu Doğan ve hocaları Aybar Saviş konuğum olacak. Bulgaristan'a gidiyorlar. Moskova'ya gidecekler. Geçen ay bir yerden döndüler. Yüzmede inanılmaz şeyler yapıyorlar. Çok güzel başarılar. Eskişehir'in, Türkiye'nin gururu oluyorlar. Onları dinleyeceğim 11'de. Eşlik etmek isterseniz beklerim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.